Yarından önce birbirinden değerli konuklarla devam ediyor değerli izleyiciler ve bir sinema filmini konuşacağız bu akşam. Tabii birbirinden hani background'u kuvvetli konuklarımız da var. Onu da söyleyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Görkem Yeltan bizimle. Pınar Tuncagil. Gül değil değil mi Gil? Gil. Güzel. Tuncagil. Ama karıştırıyorlardır çok, kesin. Çok çok evet. Yalçın Akyıldız bizimle. Filmin başrol oyuncusu Pınar. Görkem zannettiğiniz gibi oyuncusu değil filmin. Ama oyuncu kimliği biz tabii ki onu çok yakından tanıyoruz. Ama filmin yönetmen koltuğunda oturuyordun. Evet. Ona da çok mutlu oldum. Bir hemcinsin böyle ne güzel filmler çekiyor. Biz gördükçe mutlu oluyoruz. Senarist evet. De Yalçın. Evet beraber Görkem, ben ve Asuman Kafaoğlu bir kez birlikte yazdık. Bağcık filmi. Filmin adı Bağcık. Bildiğimiz ayakkabı bağcığı. Ben izledim filmi. Ayakkabı bağcığından bahsediliyor ama neden adı bağcıkmış onu bir öğrenelim. Evet Yalçıncığım sen. Film senaristi bize anlatsın. Buyurun. Bağcık. Tabii biz burada aile bağlarına bir gönderme olarak da düşünebilirsiniz. Fakat filmi seyrettiğiniz için görmüşsünüzdür. Filmde gerçekten ayakkabı bağcığı ile ilgili bir sahne var. Söyleyeyim mi? Anlatayım mı hemen burada? Yani. Tabii ki sakıncası. Evet güzel. Gerçekten aslında o küçük bağcıkla birbirlerine bağlanıyorlar. Evet. Ayakkabı bağlamayla ilgili orada bir espri var. O ayakkabı bağıyla aslında birbirlerine bağlanıyorlar filmdeki karakterler değil mi? Filmde engelli bir başrolümüz de var. Hı hı. Özellikle şunu soracağım. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hani yanlışsam beni düzeltin. İçinde engellilerin olduğu film minimumda çekiliyor. Var tabii görme engellilisinin olduğu yine çok gişe başarısı gösteren film ve dizilerde engellileri yeni yeni görmeye başladık. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü hayattan bir şekilde soyutlama durumu oluyor maalesef engelleri. Biz sürekli engel yok, engel yok projelerini ekranlara getiriyoruz. Siz de yine aslında engel olmadığını gösteren bir film çekmişsiniz. O açıdan da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii hem engelli var hem de engelli ele alış biçimi olarak da bir farklılık getirdiğimizi düşünüyoruz. Zaten Roma'da da film buna vurgu yapılarak Roma'da Kadın Filmleri Festivali'nde buna vurgu yapılarak bir ödül de aldı. O şeyi istersen Görkem sen de bahset o vurguyu. Evet, şimdi engelliyi ele alışımız, çocuğu ele alışımız. Evet. Senarist grubu olarak Asuman Kafaoğlu, Büke Yalçın ve ben. Üçünüz yazdınız değil mi filmi? Üçümüz evet. Yazdık evet. Üç senaristi var. Üç senarist çalıştık ve her karakterimize eşit mesafede durmaya çalıştık. Bu yüzden tip kavramına yönelmedik. Her karakteri derinlemesine incelemeye çalıştık. Bu nedenle evet bizim filmlerimizde engelli hikayelerin içinde var, çocuk var ama genellikle onlar eşit mesafede durulan karakterler olarak senaryo açısından incelenen karakterler olmuyorlar. Bizim yolculuğumuzda ise biz karakterleri kendi oldukları gibi ele almaya çalıştık. Ve diğer filmlerde ya da diğer hikayelerimizde kullanıldığı gibi örneğin bir anda gözleri açılan biri ya da bir anda ayağa kalkan bir adam yok mesela. Tekerlekli evet. Sandalyede bir karakterimiz var. Bir anda ayağa kalkıp yürüyen biri yok. Yalnız çok güzel bir nokta daha var filmde. Şöyle bir nokta var. Tekerlekli sandalyede ama yardım alarak yaşamıyor. Mesela kendi ayağa kalkıyor. Kendi çabasıyla merdiven bile çıkıyor mesela koltuk değnekleri bir şekilde sandalyeden kalkarak merdiven. Kendi arabaya binip iniyor. Evet. Burada ve ben dokunulmasından hoşlanmıyorum çok fazla bana gibi bir üslubu da var. Evet. Bana yani hani eksikmişim gibi davranmayın üslubu var. O da hoşuma gitti. Hani evet. Engelliye biz yardımcı olalım. Onu da istemiyor engelli arkadaşlarımız. Benim çok sevimli arkadaşlarımdan biri de Omur İlkfelçli. Evet. Ondan da biliyorum. Biz de çok yakın örneklerimizden zaten kendi halkamızdan yararlanarak bu role çalıştık. Ve çok fazla bununla ilgili videolar çektik. Siz izlediğiniz için filmi biliyorsunuz ama şu an seyircilerimiz bilmiyorlar. Evet. İşte bu... Aslında biraz bilsinler mi? Yönetmenim hazırdaysa fragmanı izleyebilir miyiz? Kestim ama devam tabii edeceğiz. Tabii ne demek? Tabii tabii. Fragmanı izleyelim. Uzun yıllar önce... Yapayalnız biri yaşarmış. Ailesi yok muymuş? Hı hı. Ama çok önemli bir hazinesi varmış. Her ne olursa olsun kitaplarıma dokunulmasından hoşlanmam. Yüksek sesten pek hoşlanmam. Bir de bana dokunulmasından da hoşlanmam. Siz gidene kadar Peri burada bizimle beraber kalacak. Merhaba amca. Thank you.
her mutluluk gibi bu da kısa sürecek. Yakında gidiyorlar biliyorsun. Kızlar da Kanada'ya gitmek istiyorlar mı? Sen istemezsen eğer kimse alamaz bu çocukları bizden. Sıkılmışsındır sen şimdi. Çocuklu hayat tam sana göre. Sizin için de zor. Aynı anda hem annelerini hem de babalarını kaybettiler. Biz hep burada kalabilir miyiz? Sanırım ben de sevdim bu ıssızlığı. Ama dördümüz olduğumuz için. Sen söyleyince sevmek de mutluluk da çok kolaymış gibi gözüküyor. Sevgili mi oldunuz siz? Senin artık burada daha fazla kalmana gerek yok. Ama bizden bir şey sakladı. Saklanmaması gereken önemli bir şey. Evet, çok sıcak bir aile hikayesi aslında. Aile olmayan bireylerin aile olma hikayesini anlatıyor film. Sonradan aslında aile olmaya niyetleniyorlar gibi bir halleri var acaba mı? Soru işareti. Çok da spoiler vermeyeyim canım, değil mi? İzleyin. İzleyin, anlatmayayım. Sonunu anlatmayayım. Orada Pınar, sen bir yoga öğretmenisin, yoga eğitimcisisin. Ama normal hayatta da yoga yapıyorsun ki bu kadar esneksin, bu kadar yogaya uygunsun. Acaba özenle mi seçti yönetmenimiz, senaristimiz? Çok uzunca bir hikayesi var aslında ama kendi... Ne zamanımız var, biraz anlat isterim. Yok, onu Görkem anlatsın ama ben şuna cevap vereyim. Yoga hayatımda hep var. Bir de bir dönem... Ayurveda varmış bir de. Evet, Ayurveda yaşam bilgeliği ve uzunca yıllardan beri aldığım bir eğitim. 7 seneden beri yaklaşık olarak. Yani aslında çok anlatmak isterim ama... Ayurveda ne mesela? Bu yaşam kokularla... bilgeli efendim? Kokular... Hayır, yaşam bilgeli ama kesinlikle bir yaşam koçluğu değil. Buradan da Nimet Erenler Gülkökü'ne ve Özkan Gülkökü'ne selamlar. Madem sözü geçti. İnsanın kendiyle buluşması diyeyim aslında. Yani bu böyle bir konu olur aslında. Orada da öyle bir karaktersin bu arada. Mesela kendi... mutluluk nedir? Mutluluk konuları artık hanginiz yazdınız onu bilmiyorum da. Hani insanların mutluluğu neye bağladığı? Mutluluk neye bağlanır? Neye, kime neye göre mutlusundur ya da değilsindir? Konusu tartışılıyor. Mutluluk, mutlu anlar her zaman kısa sürer. Ama acaba kısa mı sürer? Yoksa uzun mu sürer? Dış gibi. Etkenler işte bizi dış etkenleri etkiliyor. Mi bağlıyoruz biz mutluluğumuz yoksa aslında kendi içimizde? Aslında olmamalı. Mutluluk içimizde. İşte öyle demek çok kolay da yaşarken öyle olmuyor. Biraz belki iç, evet, dış etkenlere bağlı kalıyoruz gibi. Yani söyleyeceklerim bu anlamda. Meditatif dansla ilgilendim konuyu bağlayacak olursam. Yani dans hayatımda hep var. Görkem de herhalde o yanımı mı gördü? Tesadüfler üzerine bir işte yolculuğumuz başladı. Ben öncelikle mutluluk konusuna bir ekleme tabii yaparak gideyim. Filmde, bu filmimizde, bir önceki filmimizde farklı bir açıdan aileye bakmıştık. Yine Yalçın ve ben vardık senaryo ekibinde. Evet. Yeni filmimizde de başka bir açıdan baktık. Bu filmde de bardağın dolu tarafını görmeye çalıştık aslında karakterlerimiz için. Ve onları daha da doldurmaya çalıştık. Çünkü boş tarafını görüp de benim şuyum yok, buyum yok, işte ben şunu kullanamıyorum, bunu yapamıyorum deyip sızlanan karakterler yerine hayata tutunmaya çalışan karakterlere doğru yelken açmaya gayret gösterdik bu filmde. O yüzden belki o sıcaklık, o yüzden belki o bir araya gelmenin mutluluğu yaşanıyor diye söyleyebiliriz. Pınar'la karşılaşmamızsa filmin başrolü zaten Yalçın, ben ve Osman tarafından Kaan Çakır için yazılmıştı. Evet. Diğer oyuncularımız... O öyle yazılıyor mu? Yani bir oyuncu için film evet, yazılıyor, yazılıyor mu? Evet, yazılıyor. Çünkü hikayemizin ana hatları belli olduktan sonra zaten ilk filmimizden önce de bu hikayemiz vardı. Ama masaya oturduğumuz zaman biliyorduk ki o evet, oyuncuyla çalışacağız. Kaan Çakır da başrolde. Şu an aramızda olamadı ama umarım önümüzdeki günlerde yine yanımızda olur ve biz de onunla tekrar bu filmi konuşma umarım ihtimali de buluruz. Olur. İmkanı da buluruz. Bir görelim, Kaan Çakır'ın da fotoğrafı vardı. Evet. Diğer oyuncularımızı da göreceğiz. Okan Yalabık var mesela yine. Evet, Yeşim Koçak var. Evet. Ali Altuğ var. Küçük oyuncularımız var. Derin, Ali. Onlar isimleriyle Yasemin. Oynuyor. Evet, evet, onlar isimleriyle oynuyorlar. Pınar'la karşılaşmamızsa peri karakterini çok çalıştık. Peri kızı gibi ama, değil mi? Her karakter gibi, evet. Bir peri kızı arıyorduk kendimize. Ve bir gün ben bir hasta ziyaretine gittiğimde Pınar'ı gördüm. Pınar'ı tanımıyordum. Dansçı olduğunu düşündüm ilk olarak. Ve hızlıca anlatacaksam onun yanına gidip siz ne iş yapıyorsunuz? Güzelmiş. Çünkü oyuncuların olduğu ve fotoğrafçıların, sanatçıların olduğu bir ortamdı. Sanatla ilişkisi olduğundan emin oldum. Ama dansçı fiziği, oturuşu, duruşunu o anda ondan edindim bir şekilde. Oyuncu olduğunu öğrendikten sonra da Pınar'ın
peri olmasını hayal ettim. Bütün arkadaşlarımızla paylaştım fotoğrafını, onun geçmişini, bütün işlerine bakmaya başladık. Ve sonra Mehmet Gürel'in aynı dönemde çekimine girecektik. Mehmet Gürel'i şu şarkılarını dinlediğimiz Mehmet Gürel'i mi? Evet. Ona söz yazmışsın diye duydum. Evet, o yapımcılarımızdan biri zaten bu filmde. Çok güzel. Daha önceki filmimizde... Tamam, bunları hep not alıyorsunuz değil mi? Hep bu arkada yani Mehmet Gürel'i programımızda görmek isteriz. Hani değil mi böyle gibi gibi. Çok gerçekten çok değerli bir sanatçı bu arada. Evet. Ona da selamlarımız, sevgilerimizi gönderelim. Ve Mehmet Gürel'in Dört Köşeli Üçgen filminde Pınar bir rol oynadı. Onun da senaryosunu ben Selahattin Birsel'den uyarlamıştım, Dört Köşeli Üçgen'den. Yalçın yine o projede yapımcımızdı. Pınar'la tanışmış olduk böylece ve Pınar sete çok erken gelmişti. Evet, ama yine tanışma değil mi? Evet. Nasıl? Sete ilk gelen Pınar'dı. Set ekibinden falan önce. Manyak biri değil mi? Benden de önce. Işıktan, kostümden falan önce. Tabii sanattan önce o gelmiş. Tabii bu. Nasıl oldu o? Yani ben böyle bir tipim. O yüzden yani manyak, o yüzden diyorum. Bu arada ben hani siz ne iş yapıyorsunuzdan bakıyorum da şimdi Yalancı Romantik, Medcezir, Kurtlar Vadisi Pusu oynadığın diziler. Diziler evet. Evet yani bayağı da oyuncuymuş yani tabii öyle ki. De oyuncu Pınar. Tabii, tabii. Teşekkürler. Sadece Pınar'ı görünce gerçek hayattaki çizgisiyle oyunculukta makyajla edindiği çizgi arasında çok ciddi bir farklılık var. Evet, yani keşfeden sensin gerçekten. Gerçek hayatta çok sade, daha küçük görünen... Yani ikisi arasındaki farkı anlamak biraz zor. Şu an seyircilerimiz de yine makyajlı gördükleri için o farkı çıkartamayacaklar belki ama... Makyajı sildiği zaman Pınar. Pınar yani, ama bir şey söyleyeceğim, çok makyaj yok şu an yüzünde. Var öyle mı diyorsunuz? Var ya var. Çok biraz makyaj gibi, var. Bir televizyon makyajı yok gibi yapmışsın vallahi, helal olsun Burcu'ya. Var var ama makyaj var. Oldukça var. Peki o zaman. Ve o yüzden o fark böyle, eğer çok iyi bir o dizinin ya da o filmin izleyici değilseniz onun o olduğunu çok anlayamayabilirsiniz. Hmm, anladım. Öyle bir durum var evet. Öyle bir durumla sonuçta yollarınız kesişti ve aile ortamında bir evet iyi ki aile ortamında bir film çekmişsiniz. Evet. Aile olmuşsunuz siz de. Bağcık'la bağlandınız mı sizler de? Vallahi biz zaten çok eskiden beri bağlıyız. Biz Görkem'le 18 senedir birlikte işler yapıyoruz. Görkem'in yazdığı çocuk hikayeleri vardı, çocuk romanları vardı. Onları seslendirdik bir dönem. Bir 5 senedir de işte sinema filmleri yapıyoruz birlikte. Bu üçüncü filmimiz değil mi? Evet. Üçüncü uzun metraj filmimiz. Görkem çok ilginç. Hep biz seni oyuncu olarak biliyoruz. Oyuncu olarak tanıdık. Ta Yılan Hikayesi'nden bu yana komiserimizdin. Derya Komiser. Değil mi? Derya Komiser karakterine hayat vermiştin. Evet. Ve biz Yılan Hikayesi'ni şöyle izliyorduk bak. Böyle gözümüzü ayırmadan yani. Evet. Öyle hani çekirdeklerimizi falan koyuyorduk. Ondan sonra bir yandan izleyip bir yandan böyle gözümüzü ayırmıyorduk. Öyle izlediğimiz bir diziydi Yılan Hikayesi. Hala daha bizim hayatımızda inanılmaz bir yeri vardır. O karakterle Derya komiser doğru söylüyorum değil mi? Doğru doğru. O karakterle hayatımıza girdin. Daha önce de vardı roller ama. Vardı evet. Asıl Memoli'de. Hani. Daha önce de bilinen diziler Kara Melek gibi dizilerde rol almıştım ama Yılan Hikayesi Milli Maç'tan fazla izlenen dizi diye o dönem anılan bir diziydi ve herkes izliyordu evet. Evet şöyle bir şey var tabii, oyunculuk her zaman tutkunmuş. Yani şöyle oyunculuk bana yaşama gücü veriyor. Mesleğimi ilk günkü aşkla yapıyorum. Her zaman bu tutku devam ediyor ama yönetmen koltuğuna seni ne oturttu onu çok merak ediyorum. Birlikte yaptığımız projelerde Yalçın'ın kaldığı yerden ben devam edeyim o zaman. Çocuk albümleri yaptık birlikte. Sonrasında başka çalışmalarımız da oldu. Ama bir gün dedik ki biz evet film yapmaya artık hazırız ve yola çıkabiliriz. İlk bir kısa metrajla başladık. Hı hı. Mehmet Gülen'in yönetmenliğini yaptığı bir kısa metrajdı o. Tek Çilekli Pasta. Tek Çilekli Pasta güzel. Evet ve çok yani festivallere gitmişti. Ülkemizi temsil etmişti. Sonrasında benim ilk uzun metrajım Yemek Yedik ve Karar Verdim'i çektik. Sonra Dört Köşeli Üçgen ve şimdi Bağcık. Yalçın'la yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ve ekibimiz o kadar büyük ki aslında. Evet. Sürekli eklenerek de çoğalıyoruz. Çok fazla arkadaşımız var. Kaan Çakır benim sınıf arkadaşım örneğin konservatuvardan. Yeşim sınıf arkadaşım. Okan bizim okulda alt sınıfımız ve birlikte... Herkes okuldan arkadaş. Yani hem okuldan hem Yalçın'la Emre Altuğ çok yakın arkadaş. Okuldan arkadaşlar. Evet. Emre Altuğ'la... Hayret biz nasıl arkadaş ablam... olmamışız bunca zaman diye düşündüm. Şimdi olduk evet, işte. Evet. Olduk şimdi. Herkes birbirine bir şekilde... Bana konuk gelmişler de oradan arkadaşım diye. Artık ben de söyleyebilirim herhalde bundan sonra. Senin oyuncu eşin var bir de. Evet.
Eşin de oyuncu. Evet, İki oyuncu nasıl anlaşıyorsunuz? İki oyuncu değişik oluyor. Nasıl oluyor? Şöyle aslında ilk zamanlar tabii zorlu olduğu zamanlar oldu ama bir uyum da oluyor açıkçası. Çünkü aynı dili konuşabiliyoruz baktığınızda. Bu büyük bir avantaj. İsmini söyleyelim bu arada eşim. Tabii Alper Saldıran. Eşim olur kendine. Buradan selamlar. Selamlar. Ya güzel, tadını çıkartırsanız çok güzel. Çok şeyle öğrenebiliyorsunuz ama didişirseniz de tabii ki üf yani. Onun sonu gelmez. Şu an sen biz daha iyi oyuncusun, ben daha iyi oyuncuyum. Bak benim gibi işte, değil aslında. Benim kötü karakterim iyidir, sen komedi oynarsın. Var mı böyle şeyler? Yok, şöyle bir şey var. Eleştirme var tabii ki. Yani orada böyle, şurada şöyle. Hani tabii ki var ama bu güzel. Şu an şeye dönüştü. Daha verimli. Daha hani ılıman, daha güzel eleştirilere dönüştü. Bu güzel bir şey burada olması. Yoksa hayat çekilmez ya. İşte oyunculuk, evde oyunculuk yani. Çocuk var mı? Yok. Kedimiz var. Kedi var, güzel, o da güzel. Acaba çocuk olunca o da oyuncu olmak ister miydi? Yani iki oyuncunun çocuğu oyunculuğu seçer mi acaba diye ister istemez soru işaretleri oluyor kafada. Ama çocuk yani şu an uzun vadede yok, düşünmüyoruz. Valla işte hep böyle diyenlerin hemen çocuğu oluyor diye. Yalçın'ın bir çocuğu var, Yasemin. Bizim de çok sevdiğimiz, aynı zamanda oyuncumuz. Harika. Üç filmimizde de rol alıyor. Gerçekten mi? Onlar hepsi yani etrafımızdaki bu oyuncu olan çocuk oyuncularımız. Kendisi oyuncumuz ama bizim bir avukat arkadaşımız var. Bu hafta eve geldi. Baba, ben avukat tuttum. Bundan sonra onunla görüşeceksin filmlerde. Ha güzel, tabii doğru, öyle bedava oyunculuk yok. Evet, evet. Haklı değil onu mi? Onu kaybettik haklı. Yani. Evet. Haklı yani. Artık akıllanmaya başladılar. Kaşesi ne kadarmış, belirledi mi kaşeyi? Bölüm başı ne kadar? Ben önce bugün öpücükle anlaştım işte, kendisiyle. Evet, nasıl olsa babalar günü falan da geliyor. Bir anlaşma olur arada, gerçekten güzel olur. Yani öyle iyi yapmışsınız ama güzel. Hani istiyor musunuz peki oyunculuk piyasasında devam etsin? Yani benim herhangi bir isteğim ya da yönlendirmem yok. Kendisini iyi ama tercih çekme ederse de yok herhalde. Aman bu işlere bulaşma falan gibi böyle. Yok, öyle bir şey demem canım. Hatta setlere yani, itme var. O bizde kendi yaptığımız işi kötü bir işmiş gibi lanse etmek olur. O doğru değil yani. Görkem sende var mı bu arada? Onu da sorayım hemen. Bende yok. Setlere itme var deyince. Benim ama bu filmde oynayan Derin ve Ali'nin yani başrolü oynayan çocuk oyuncularımız kuzenlerim. Ha, ne güzel. Amcamın kızları. İlk filmimizden beri oyunculuk çalışıyorlar. Keza Yasemin de öyle, hep birlikte çalışıyoruz. Sinemada benden daha kıdemliler bu arada gerçekten. Öyle mi? Hep bunun konusu oldu ya. Daha uzun metrajlı filmler çok yani onları sonuçta. Evet evet, kesinlikle. Evet. Çok tatlı. Şimdi onlar tabii zehri erken almışlar. Yani bir şekilde o virüs kana girince çıkmaz gibi geliyor bana. Bizim işlerde de öyledir, gazetecilikte ya da televizyonculukta evet, da. Tabii. Bir şekilde bu yola çıkmışsındır. Televizyonculuğu bırakamazsın bir türlü, başka işler yapsan bile. Ama şu orada an devam oyunculuk edersin. Yapmak istemediklerini söyledikleri bir yaştalar. Aha, görürüm herhalde. Babaları da müzisyen, biraz müziğe daha yatkınlar. Borusan'ın işte korosundalar. Daha müziği tercih ettikleri bir yaştayız. Ama bu tabii iki sene sonra değişebilir, bilemiyoruz ne isterler. Bakalım hayat ne gösterecek. Onların tabii ki tercihleri, onların mizahçıları her zaman ön planda olacaktır seçimlerinde. Evet. Kitap yazarlığı, edebiyat, resim, müzik, oyunculuk, sinema alanında son nefesime kadar üretmeye devam edeceğim demişsin. Bu çalışma azmi ve üretme açlığı nasıl bir şey? Biz ekip olarak çalışmayı çok seviyoruz. Güzel. Yani Mehmet Güreli, Yalçın, ben özellikle. Pınar da çok çalışkan. Ben yine eklendim tabii aslında. Evet ama sonuçta çalışkan insanlar bir araya geliyoruz. Ve ve üretmek için de çalışmak gerekiyor. Buna inanıyoruz. Ve iyi çalışan bir ekibiz. O yüzden hep bir şey ekleyerek evet, hayatımıza ilerlemeye çalışıyoruz. Ben Yalçın'ı ilk tanıdığımda, Yalçın müzisyendi. Bu işte gidecek Yalçın yer filmin müziklerini de yapmış. Evet. Evet. Yani şu an bizi izleyenlerin çok iyi bildiği Gidecek Yerim Mi Var gibi parçaların bestecisidir. Emre Altı. Ve doğru mu hatırladım? Doğru doğru. Değil mi? Doğru. Evet. Ve sonrasında girdiğimiz bir alana hepimiz çok iyi sahip çıkabiliyoruz. Çok güzel. Ve bunun etrafında çalışmaya evet, devam ediyoruz. Mesela Pınar'ın şu anda bir resimle ilgili bir yolculuğu var. Bugün de bir oyunun afişi evet, afişini yapmıştı Pınar. Pencere. Pencere oyunu. Çok... Anlat istersen. Evet ya, aslında yeri gelmişken bahsetmek evet, de güzel olabilir. Aslında Pencere otizm tanılı gençlerle yaştaşlarının bir arada oynadıkları bir oyun. Ben bugün evet afişini çizmekten, tiyatro oyunu afişini çizmekten evet, büyük onur duydum gerçekten. Ve gençleri sahnede izlerken hissettiğim şey gerçekten ömrüm boyunca unutamayacağım. Çok cesurlar, çok yetenekliler ve umut dolular. Ve çok şey öğreneceğiz onlardan. Buradan da ÇGS'de Çocuk Genç Sanat Tiyatro'ya da selam olsun. İzlenmeli, yeni sezona devam edecek bu gençler. Önümüzü aydınlatıyorlar çünkü.
tekrardan tebrik ediyorum onları. Evet, ben de aslında ekipçe sizi tebrik ediyorum. Hani böyle sosyal sorumluluk konularına duyarlısınız. İnanılmaz projeler çıkıyor yani kazıldıkça. Daha var mı önümüzde böyle projeler? Hani sonuçta evet, engellilere duyarlılık, işte otizmlilere duyarlılık değil mi? Ne kadar çocuklar için yapılan konular. Evet evet, müthiş. Yani bir şey daha bahsedebilirim aslında. Demin bahsettiğim Nimet Erenler Gülkökü, o aslında bir kadın sorumluluk projesine dönüşecek bir beşinci kitabı geliyor Gayan'la. Yapsınlar ne olur. Evet evet, Gayan'la diye. O da gerçekten hani kitabın öne çıkmasından ziyade bunun bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi planlanıyor. O yüzden çalışmalar var. Eylül'de yayınlanacak. Onun da çok yolu açık olsun. Gerçekten bilinçlenmeye hepimizin ihtiyacı var. Biz günde var. Kaç kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti haberi sunuyoruz biliyor musun? Ne yazık ki öyle. Maalesef. Yani ve bu kadın erkek aslında ayırmadan, belki birleştirerek, çünkü kitabın sloganı da bu yani. Kadın ilk eğitmendir baktığınızda. Kadın bilinçlenirse, bilinçlenirse erkekle buluşabilirse aslında biz hep ayırıyoruz. Her şeyi ayırıyoruz aslında baktığınızda. Bir buluşma yaşanabilir işte bu yolda bir adım. Evet, gerçekten de hani önemli de bir adım, önce değerli de bir adım. Kesinlikle. Biz de destekliyoruz bu adımları, gerçekten hoş oluyor. Peki yeni bir film var mı? Yeni filmimiz var. Önce Mehmet Güren'in filmi olacak, Gece Treni. Yine bizim çalıştığımız bir proje. Ayşe Teker yazdı senaryosunu. Yine Yalçın, ben ve Mehmet yapımcısı olacağız. Pınar başrolünde oynayacak. Ekip belli artık benim anladığım kadarıyla. Harika. Bu biraz şey oluyor aslında. Ekip beni de oynat yönetmen. Yönetmen beni de oynat. Ekip belli değil de çok iyi çalıştığınız birileriyle devam etmek istiyorsunuz hayatta. Evet. Ve artık birbirinizi anladığınız zaman biz örneğin Yalçın'la Yalçın'ın yazdığı bir, bestelediği bir parçaya ben şarkı sözü yazacaksam, bir çocuk albümü için çalışıyorsak örneğin, ben Yalçın'ın orada ne hissettiğini biliyorum. Ve artık birbirimize çok açıklamalar yapmıyoruz. Ya da mesela Bağcı'nın filmlerinin, yani film müziklerinin sürecinden ve Yemekte Yedik ve Karar Verdiğimden bahsedecek olursak, biz ne yapacağımızı biliyorduk. Yalçın benim ne istediğimi biliyordu. Ben onun bu film için ne istediğini biliyordum. Ortak noktada buluşmamız çok zor değildi. Keza Mehmet Güren'in şarkı sözlerini yazarken de ben Mehmet'in o besteyi yaparken neler hissettiğini biliyordum. O yüzden onun şarkı sözlerini, onun bestesinin üzerine yazmak benim için başkasına çalışmak kadar zor Hangi değildi. Hangi şarkılarda onlar? Üç albümündeki tüm sözler neredeyse. Oo, evet. Gerçekten mi? Mehmet Güreli ile birlikte de demek ki ağırlayacağız bir gün, öyle görünüyor. Emre Altu tarafından seslendirilen Gidecek Yerim Mi Var? Aşk Kıyamet şarkılarının söz ve bestesi. Evet. Evet. Ne kadar çok dinlediğimiz şarkılar, bilmiyorduk. Evet. Affet. Hani, estağfurullah, ne demek. Hani dinlemeyi seviyoruz da biz hiç bakmıyoruz sözü bestesine kime ait. Emre Altu'su, Emre Altun şarkısı diyoruz, geçiyoruz ama. Öyle anılmasında bir sakınca ben bir görmüyorum. Bir sıkıntı yok. Yani. Ama şey, yani şöyle güzel şarkılar çok. Hayatımızda çok. Böyle damgasını vuran şarkılar. Gidecek Yerim Mi Var? Değil mi? Ne mutlu şimdi, bana. Aşkı Kıyamet'in klibi de ne kadar güzeldi. Çok güzeldi. Evet. Erol Günaydın oynuyordu. Rahmetli Erol Günaydın oynuyordu. O klibi unutamam. Gerçekten muhteşem bir klipti. Hani herkesin aklında canlanmıştır bilenlerin diye düşünüyorum. Orada müthiş bir aşk hikayesini anlatıyor aslında. Söylüyor musunuz peki şarkı, hani bir mikrofona yan gözle baktım. Bir sunucuyuz, bir kuple rica ederiz. Olur mu öyle? Yok, bir şey? Yok, Emre Altu yapıyor, ben de. Emre Altu yapıyor şarkının, yani yapanı da bir söylese fena mı olurdu diye düşündüm bir anda, ama çok ısrar etmem tabii her zaman. Hazır projelerden bahsetmişken, müzik de varken, bir de bizim Görkem'le uzun süreli bir müzikal. Görkem şarkıda söylüyor musun? Vallahi söyletmeyeceğim. Mikrofon sana doğru geliyor. Yönetmen, sen beni filminde oynatmayı koy aklına. Şöyle söyletmem şarkıyı. Böyle geliyorlar mı? Yani mesela beni filminde oynat falan, yönetmen olunca. Yani öyle şeyler tabii ki hepimiz yaşıyoruz. ama eş dost akraba çocuğu. Bizim yaptığımız işler öyle işler değil. Daha popüler kültüre hizmet eden işler yapmadığımız için. Kastı kilitledik canım ya. Vallahi kastı kilitledik bu. Yok. Vallahi biz arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Sonra 6 saat sette kalınca bu sefer mırın kırın etmeye başlıyorlar. Yani o kadar da bekledikleri gibi bir iş olmuyor yani. Anlıyorum, evet, gerçekten hani kolay ama bir iş değil. Ama biz seve seve tabii ki sizi davet etmek isteriz yani. Aha, çok sağ olun, sağ olun. Ben tamamen aslında espri yapıyorum da o yetenek, sonuçta önce öyle bir yeteneği olması lazım insanın. Bu işlere soyunmadan önce. Denemeden bilemezsin. Ben birkaç filmde konuk oyuncu dizide oldum da hiç kolay değil bu arada işiniz. Yani
Bir de canlı yayın yapmaya alışınca lafı bir kere söylemeye o kadar alışmışız ki. İkinci söyleyişimizde farklı söylüyoruz. Bu sefer yakınları alıyorduk, aynı söylemeniz gerekir gibi bir şeyle karşılaşır. Tamam yakınlar tamam falan diye böyle biz işimizi yapalım diye böyle devam edelim istiyorum. Sizi kestim. İstiyorum ki devam edin. Projeden bahsedelim. Hayır, bir müzikal projemiz var. Uzun zamandır düşündüğümüz, hı hı. Fakat bir türlü gerçekleştiremediğimiz uzun... müzikal projesi. Evet yani şey bir... Bir yamuk bakarlar değil mi? Müzikal yapacağım deyince ya şimdi müzikal tutmayabilir, satmayabilir falan gibi böyle bir ticari açıdan. Yani aslında sıcak bakan yapımcılar var. Ama tabii büyük bir proje ve biraz daha cesaretli bakmak gerekiyor. Müzikal oyun, müzikal oyun mu yoksa film mi? Çocuk müzikali. Çocuk müzikali. Yok yani sahnelerde sergilenecek bir şey, tiyatro. Hı hı. İnşallah bir fırsat bulursak onu da tekrar canlandıracağız. Hı hı. Evet. Peki, ama çok kolay değil tabii. Orada yani. Kimler oynayacak belli mi? Bir o belli değil. Buyurun oynayamadım sizi. Pınar. Pınar oynar yine. Çocuk kılığına sokarız. Tabii tabii. Sen şarkı söylüyor muydun? Söylerim ama hani çok süper değilim. Okay. Söylerim. Tamam, Pınar. Yine mutlaka işinin ehli insanların oynayacağını düşünüyorum. Tabii. Ve güzel bir emek olacağını. Ona eminim açıkçası. Dans edebilen, şarkı söyleyebilen ve oyunculuğu iyi olan. Müzikal oynamak da her babayı dinlerci değildir. Evet, o ekibin içinde yer alabilecekler. Ama şu an bizim yıllar önce yaptığımız kastaki kişiler şu an o rollerden bayağı ileri yaşlandılar. Artık yaşlandılar. Çünkü hikayenin içinde çocuk yok. Yani çocuk hikayelerin bir çocuk hikayesi evet. Ama çocuk oyuncuların ya da çocuksu konuşulan, Türkiye'de anlaşıldığı gibi çocuk işi denilen bir iş değil. Evet. Bir çocuk oyunu ama çocuk işi değil. Evet. Yani şöyle anlatabiliriz. Biraz önce dediniz ya hani Pınar küçük rolde oynarsın. Dediğiniz gibi bir iş değil. Herkes kendi yaşında, çocuk karakter yok içinde ama bir çocuk hikayesi. Evet, çocuklar zaten çocuk edebiyatına uygun. Onlara çocuk muamelesi yapılmasından hiç hoşlanmadıkları gibi tabii ki yetişkinleri görüp de böyle o hikaye çocuk hikayesi güzel gerçekten. Merakla bekliyoruz onu da. Görkem, Yalçın ve Pınar. Hoş geldiniz. Tekrar iyi yaptınız, ne ettiniz de geldiniz programımıza. Programımızın sonuna geldik. Çok yine, teşekkür ederim. Yeni işlerinizde yine bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Değerli izleyiciler, yarından önce böylelikle sona eriyor. Yarın siyaset programına bırakıyoruz yerimizi. Hafta başında sizlerle buluşacağız. Hoşça kalın.